Bize sağlık haberciliği konusunda sahadan deneyimlerini aktarmak üzere birbirinden kıymetli isimlerle devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Tolga Akkuş, Sabah Gazetesi Sağlık Muhabiri Sayın Safure Cantürk, Habertürk Televizyonu Sağlık Muhabiri Sayın Arzu Çetik, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Sayın Selman Bıyıklı Adabaş, Medya Magazin Sağlık Muhabiri Sayın Merve Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Tolga Akkuş Beyefendi ile başladı konuşmaları. Kendilerinin konuşmalarına da teşekkür ediyoruz. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sağlık iletişimi sempozyumunun birincisine ve ikincisine dinleyici olarak katılmıştım. Üçüncüsünde Erzurum'dayız. Burada da konuşmacı olarak katılmaktayım. İşte gurur verici olarak. Türkiye'de sosyal medyayı ilk Sağlık Bakanlığı kullandı. Bunun kurucularından bir tanesi de benim. Bugün size ben sağlık ve sosyal medya anlatacağım. Sağlık ve sosyal medyayı biz nasıl kullanıyoruz, vatandaşlarımıza nasıl ulaşıyoruz, bunu da anlatacağım. Öncelikle Sağlık Bakanlığı neden sosyal medyada, biz neden sosyal medyadayız? Bundan başlamak gerekirse vatandaş neredeyse bizim orada olmamız gerekiyor. Vatandaşlar televizyon izliyorsa televizyonda sağlık haberciliğiyle yer almamız gerekiyor veya gazete okurlarsa orada olmamız gerekiyor, internet haberciliğinde orada olmamız gerekiyor, billboardlarda olmamız gerekiyor, her yerde olmamız gerekiyor. 2012 yılında Haziran ayında da dedik ki vatandaşlar sosyal medyada, bu da bizim için kaçınılmaz bir şey. O yüzden Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarını açtı. Sonrasında sosyal medyadan sonra bir platform daha eklendi tabii bu yeni nesil iletişim araçlarına. Cep telefonu uygulamaları. İnsanlar buralarda daha çok kullandığı için Sağlık Bakanı olarak telefon uygulaması da üretiyoruz. Şimdi sosyal medyada şöyle bir yanlış var. Ülkece yanlış yaptığımız bir şey var. İletişim fakültesinde okuyan arkadaşlara bunu anlatmak benim için mutluluk verici. Çünkü yanlış kullanıyoruz. Şimdi televizyonu izliyoruz. Televizyonlardaki diziler, haberler, mesela Habertürk neden haber yapıyor? Veya TRT veya başka kanallar neden haber yapıyor? Buradaki asıl amaç aslında reklamı izletmek. Sonuçta Habertürk veya NTV veya kanallar bize bu prodüksiyonları sunarken veya kanal diye bir dizi çekerken amaç burada aslında reklamı izletmek. Yani diziyi yoksa çekmenin bir amacı yok. Bu yüzden de prodüksiyon kaliteli olacak ki insanlar da sizin kanalınızda yayınlanan veya sizin gazetenizde yayınlanan reklamları izleyecekler. Şimdi sosyal medyada bizim yaptığımız yanlış şu, hep reklam yayınlıyoruz. Hep reklam, hep reklam. Beni 1 milyon kişi takip ediyor diyelim, hep reklam yayınlıyorum. Siz hep reklam yayınlayan bir televizyon izlemek ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. O yüzden sosyal medyada da sizi önemli olan kaç kişinin beğendiği değil, kaç kişiye ulaşabildiğinizdir. Bu yüzden de viral kampanyalar yapmak gerekiyor. Yani yaptığımız viral kampanyalardan bir iki örnek vermek istiyorum. Şu an Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasına 1 milyon kişi beğenmiş durumda. Yani şu an bakanlıklar arasında en çok Facebook'tan insanlara ulaşabilen bakanlık biziz. Bir tuşa basıyoruz ve haftada sosyal medya üzerinde 4 milyon kişiye ulaşıyoruz. Ama bu yetmez. Çünkü sosyal medyada veya dijitalde şöyle bir şey vardır. Parmak durduran haber deriz biz buna. Yani insanlar telefonu eline alıyorlar ve hızlıcana geçiyorlar. Gazetecilerin de bunu yapması lazım. Sosyal medya içerik üreticilerin de bunu yapması lazım. Parmak durduran içerikler üretmemiz gerekiyor. Bu yüzden de viral içerikler yapmamız gerekiyor. Şimdi ben iki tane örnek vereceğim. Sağlık Bakanlığı olarak nasıl viral içerikler yapıyoruz diye. Biliyorsunuz önceki sene Haziran-Temmuz aylarında bu Pokemon çok modaydı. Biz de şöyle bir duyuru yapmıştık Sağlık Bakanlığı'na. Sıcak havalarda lütfen dışarı çıkmayın. İşte dışarıda gezmeyin, şu saatler arasında güneş ışınlarının size zarar verebilir diye. Bir tane genç de cevap vermiş Sağlık Bakanlığı. Peki Pokemon'da mı avlanacağız bu saatte diye. Biz de bakanlık olarak ona cevap verdik. Dedik evet sıcak havalarda Pokemon da avlamayın. Ve karşıdan karşıya geçerken de telefon ekranına değil, yola bakın dedik. Ve bizim bu yaptığımız yorum
binlerce retweet aldı, binlerce beğeni aldı. Yaklaşık 11-12 televizyon, gazete hepsinde haber çıktı ve aslında bizim vermek istediğimiz bir mesaj verdi. Bir mesaj vardı ve biz bu viral üzerine dayanarak, bu akımın üzerine dayanarak bunu çok daha fazla kişiye ulaştırabildik. Yine yakın zamanda Beşiktaş'ın Come to Beşiktaş diye bir sosyal medya kampanyası vardı. Bunu bu salonda kaç kişi biliyor acaba? Come to Beşiktaş'ı. Evet, arkadaşlar biliyor. Come to Beşiktaş nedir? İki kişi yan yana telefonla konuşuyor ve birbirlerini Beşiktaş'a davet eden iki futbolcu var. Biz de şöyle bir şey yaptık. Tam bunun en revaçlı olduğu dönemde. Come to Health diye bir şey yaptık ve bir tane kilolu arkadaşım, bir tane fit spor yapmış, belli, sağlıklı beslenen bir arkadaş var. Sağlıklı beslenen arkadaş diğer kişiye diyor ki Come to Health diye biz böyle paylaşım yaptık ve akşamında Beşiktaş'tan beni aradılar, teşekkür ettiler. Beşiktaş da bizim kampanyamıza destek verdi. Yine binlerce retweet, beğeni, böyle şeyler oldu ve yine televizyonlara, gazetelere çıktı. Yani bizim yapmamız gereken reklam yapmak değil. Yani genç arkadaşlara söylüyorum, ileride sosyal medyayla uğraşacak arkadaşlar, sayfanızı kaç kişinin beğendiği önemli değil. Önemli olan kaç kişiye viral olarak ulaşabildiniz. Yani kaç kişinin sizi destekleyip paylaştığı, kaç kişinin sizden bahsettiği daha önemli. Şimdi burada Sağlık Bakanlığı'nın bu 3-4 ay önceki bir sunumdan bir slide, erişimlerini gösteren bir slide. Biz haftada şu an 4 milyon kişiye erişiyoruz ve sonuçta bir bakanlık olarak da böyle sansasyonel bir büyük şeyler yapamıyoruz. Arada viraller yapıyoruz. Bu normal bir haftada. Biz 4 milyon kullanıcıya erişiyoruz. Şimdi yan tarafta da televizyonlar izleyen izleyici sayıları var. Yani prime time'da bir televizyonu 27 milyon kişi izliyor. Yani biz bir viral yaptığımızda ise biz en son yaptığımız bu Come to Health virali tam 30 milyon kişi erişti. Yani bir sosyal medya yönetimi başarılıysa, doğru viralleri yapabiliyorsa televizyon prime time'ı kadar güçlü bir şekilde medya eşlerine sahip bir reklama çıkabilir ve hiçbir ücret ödemeden, hiçbir şey yapmadan bu kadar insana ulaşabilir. O yüzden sosyal medya çok güçlü ve genç arkadaşlarımızın da buraya yönelmesi gerekiyor. Ben geçtiğimiz ay TRT'nin düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda jüri üyesiydim. Orada yeni medya dalında gelen eserleri oyladım. Güzel katılımcılar vardı ama güzel eserler vardı ama yetersizdi. Bence genç arkadaşlar bu yeni medyaya, sosyal medyaya eğilmeli diye düşünüyorum. Şimdi yine iletişimci arkadaşlara hitap eden bir şey. 50 milyon kullanıcıya radyo 38 yılda ulaşmış. Yani 38 yılda 50 milyon eve radyo girmiş. 13 yılda TV 50 milyon kişiye ulaşmış. İnternet 4 yılda ulaşmış. Twitter 9 ayda 50 milyon telefona 9 ayda Twitter'e indirilmiş. Instagram 6 ayda Angry Birds. 35 günde Pokemon Go ise 6 günde 50 milyon kullanıcıya erişmiş. Yani dijital dünyada bakın yani geleneksel medya dediğimiz orada yanında televizyoncu ve gazeteciler varken geleneksel medya ile ilgili sallıyorum ama geleneksel medya dediğimiz şey bence eskide kaldı. Artık herkes mobil. Artık insanlar giderken billboardlara bakmıyorlar, otobüste telefona bakıyorlar. Zaten trafik var, eve gitmiyoruz. Hepimiz hep mobiliz, o yüzden hep telefona bakıyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi Pokemon Go 6 günde herkesin 50 milyon kişi telefona girmiş yani. Bu yüzden yeni medya çok hızlı ilerliyor. Bir dakikada neler oluyor? Facebook'ta 32 milyon mesaj atılıyor bir dakikada. Düşünsenize bir dakikada 32 milyon kişi mesajlaşıyor. 270 bin tweet atılıyor. Instagram'da 48 bin fotoğraf paylaşılıyor bir dakikada. Peki bunlar olurken Türkiye'de geleneksel medyadan oluyor bu rakamlar böyleyken. Kurtlar Vadisi'nde bölüm başı 21 kişi öldürüyor. Yani o yüzden bizim burada kalmamız gerekiyor. Yani bu akışkan sürecin içerisinde yer alıp yeni neslin bu yeni medya mecralarına yönelmesi gerekiyor. Şimdi burada bir görüntü var, kamera görüntüsü. Şişli Etfalik Hastanesi'nde bir teyze. Bu görüntüyü bilenler var mı aranızda acaba? Şimdi Google'a Şişli Etfalik yazınca bu teyze çıkıyor. Bu teyzemiz, bilmeyenler için söyleyeyim, hastanede giderken burada tuvalet ihtiyacını tam o köşeye gideriyor ve oradan çıkıyor. Burada güvenlik kamerası görüntüleri de bir şekilde sosyal medyaya düşüyor ve bu yayılıyor. Bu yüzden bu bizim için kötü bir örnek. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yöneticilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Bu kayıtların veya bir sonraki slide'deki bu kayıtların, bu da bir hastane nacili, internette sosyal medyaya düşmemesi gerekiyor. O yüzden
Sosyal medyada her veri çok önemlidir. Bütün yöneticilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir şekilde, hızlı şekilde bunlar yayılabiliyor ve kötü örnek oluşturabiliyor. Mesela biz geçen gün bir sempozyumdaydım. İşte saatli şiddet haberlerinin nasıl işleneceğine değindik bu sempozyumda. Peki burada biz buna haberlerde çıkmasın diyoruz ama peki sosyal medyayı nasıl engelleyeceğiz? Bu yüzden herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bir şey paylaşırken üst kere düşünmesi gerekiyor. Şimdi biz Türkiye olarak sosyal medyaya giriş yaptık. Çeşitli trendler var. İşte dediğim gibi Pokemon trendi var işte. Şimdi o geçti, Come to Beşiktaş trendi vardı. Şimdi başka trendler var. Tabii bu trendleri takip etmek önemli. Bu trendleri bizim yerelleştirmemiz gerekiyor. Yerel hale getirmemiz gerekiyor. Mesela Apple 23 Nisan'da çok güzel bir reklam kampanyası yapmıştı. Çocukların çektikleri fotoğraflarla bir yerelleştirme örneği yapmıştı. Yani şimdi yerelleştirme nasıl olur size onu göstermek istiyorum. Şimdi burada bir selfie var gördüğünüz gibi. Türkiye'ye gelince bu yerelleşiyor ve öz çekim haline dönüşüyor. Burada selfie'miz, burada öz çekimimiz. O yüzden doğru yerelleştirme çok önemlidir. Yani biz böyle bir şeyi, yani burada herkes mutlu, herkes böyleyken, Türkiye'ye getirirken bir şekilde bu hale getiriyoruz. O yüzden mecralarda sosyal medya, yeni medyayı kullanırken özgün olmaya dikkat ettiğimiz gibi yerelleşirken de vatandaşa hitap etmeye de önem vermemiz gerekiyor. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bir sosyal medya etik rehberi hazırlıyoruz şu an. Bunun amacı nedir? Az önce gösterdiğim güvenlik kamerası görüntüleri var mesela. Bu görüntülerin kimseyle paylaşılmaması veya sağlık çalışanlarımızın hastalarıyla olan iletişimleri sosyal medyaya yazmamaları veya örnek veriyorum bir kalp doktoru hastalarına şey diyor işte sigara kullanmıyor diyor, kesinlikle sigara çok zararlıdır diyor ama profil fotoğrafına bakıyor. Çoğu bir fotoğraf var yani. Veya bunun gibi şeyler var. O yüzden yine bir Sağlık Bakanlığı olarak biz bir sosyal medya kullanım rehberi hazırladık. Bunu da isteyen arkadaşlara gönderebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Bir devlet kurumu. Nelere dikkat etmeli? 81'de de bizim İl Sağlık Müdürlüklerimiz, Halk Sağlığı Genel Sekreterliklerimiz var. Şu an sadece İl Sağlık Müdürlüğü var. Bunlar nelere dikkat etmeli? Neler yapmalı? Bunlarla ilgili rehber hazırladık Sağlık Bakanlığı olarak. Sonrasında 81 ilde bizim bir sosyal medya ağı kurduk. Bunu da şöyle yaptık. Bizim 81 ilde 81 tane şubemiz var yani İl Sağlık Müdürlüklerimiz var. Biz bunları tek tek eğiterek internet üzerinden TT çalışmaları yaptırıyoruz. Yani 81 ildeki her birimde İl Sağlık Müdürlüğü'nde bir iletişimci çalıştırmalarını söyleyerek onlara çeşitli eğitimler verdiriyoruz. Biliyorsunuz Twitter'da TT diye bir durum var yani. Twitter'da TT'ye geçmek demek günümüzün gazetesinde yani manşet olmak gibi bir şey yani. İnternette manşet olmak, Twitter'da TT olmaktır. Biz bununla ilgili 81 ilimizi organize ederek aynı anda organize olarak TT etkinlikleri yapabiliyoruz. Yani şu an biz Sağlık Bakanlığı olarak sosyal medyada en çok beğenilen bakanlığımız. Viral çalışmalar yapıyoruz ama bunlar yetmiyor. Artı olarak dediğim gibi TT çalışmaları yapıyoruz. İstediğimiz an, biz şu an istediğimiz an bir şekilde bir gazetenin manşetine bir haber yaptırabiliyorsak istediğimiz an da şu an Twitter'da TT yapabiliyoruz. Çünkü 81 ildeki çalışanlarımızı organize ettik ve sosyal medya gönülleri oluşturduk. Şimdi bir sosyal medya vakası göstereceğim size. Bu arada vaktim son şeydi. Siz hesap açmazsınız, sizin yerinize hesap açarlar. Erkan Uğur, bir sanatçımız. Hiç sosyal medya kullanmıyordu, hiçbir hesabı yoktu. Bir gün ondan dolayı hesaplar açıldı ve kötü tweetler atıldı, kötü içerikli tweetler atıldı ve sanatçı birçok konser iptal edildi. Sonrasında şu an kendisi sosyal medya kullanıyor, sosyal medya hesapları aktif kullanıyor ama o zaman gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadı. O yüzden öğrenci arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün herkesin, bütün kurumların, devlet büyüklerimizin, yöneticilerin hepsinin birer sosyal medya hesabı olmalı. Aktif kullansınlar veya kullanmasınlar. Herkesin sosyal medya hesabı olmalı. Bir gün zaten gerçekten bu tamamen zorunlu hale gelecek. Bu yüzden tekrar her seferinde söylüyorum. İletişimci arkadaşlarım bu sosyal medya olayına eğilmeleri gerekmekte. Biz WhatsApp Akademi diye bir şey kurduk. Şöyle bir şey, 81 ildeki İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızla biz WhatsApp üzerinden sosyal medya dersleri veriyoruz. Yani siz buraya okula geliyorsunuz ve işte çeşitli dersler görüyorsunuz vesaire şeyler. Ama biz sonuçta Sağlık Bakanlığı olarak 81'deki kişileri her gün, her ay bir araya toplayamayız. Bunun maddi bedelleri var, başka bedelleri var. Bu yüzden biz bunun yerine bir WhatsApp Akademi kurduk Sağlık Bakanlığı olarak ve sosyal medya üzerinden, WhatsApp üzerinden temsilcilerimize ders veriyoruz. Oradan sosyal medya üretiyoruz. Bunun gibi içerikler üretiyoruz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sorusu olan varsa vakit almamak için çıkışta da alayım. Bir tane soru cevaplayayım.
Ve iki tane cevap veriyorum. Sosyal medyanın politikadaki yansımasına tek bir örnek vereyim. Bizim sağlıklı çözüm diye bir hesabımız var. Şöyle bir yansıması var. İnsanlar normalde diğer mesela bir şirkette, mesela bir kargo şirketiyle ilgili şikayetiniz var. Tweet atıyorsunuz, benim kargom niye gelmedi diye. Biz şu an politika değişikliğine yönelik yapıyoruz. Vatandaşın bir attı tweet var. Tweet'in içinde sadece hastane adı geçiyor. Hiç bakanlığı mention olmamış, hiç bakanlıktan bahsetmemiş. Hastane engelli rampası kilitli. Bu ne saçmalık demiş mesela, değil mi? Biz bunu tarıyoruz, hemen hastaneyi arıyoruz ve bu sorunu çözüyoruz. Ve vatandaşa da diyoruz, siz böyle bir şey yapmışsınız, biz bunu takip ettik, sorunuzu çözdük. Yani bunun gibi gerçek hayata yönelik yansımaları var. Sosyal medya çalışmalarımız. Soru cevabı sonra yapacağız. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Daha sonra 5 yıl gibi bir süre İHES Haber Ajansı'nda sağlığın belki de her alanında çalıştım. Daha sonra eğitim için İngiltere'ye gittim. Burada uluslararası medya kuruluşlarında çalışarak tecrübe edinme fırsatım oldu. 2010'dan itibaren Sabah Gazetesi'nde eğitim ve sağlık muhabirliği yapıyorum. Bu süre içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde sosyal politik alanında doktora çalışmalarımı sürüyor. Medyada kadına yönelik şiddet haberleri, sağlıkta şiddet, eğitim politikaları ve göç, söylem analizleri gibi konularla yakından ilgileniyorum. Konuşmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben heyecanlı bir insanım. Konuşurken sesim titreyecek. Sakın korkmayın, kalp krizi geçirmiyorum. Olmayacak böyle bir şey Nesim Hocam. Ayrıca bugün Nesim Hocam'ın doğum günü. Onu da buradan tekrar doğum günü kutlamak istiyorum. Konumuz sağlık. Sağlık iletişimi ve ben bugün size burada sağlık haberciliği ile sağlık sektörü arasındaki yaşanan denge, bu denge içerisinde sağlık muhabirlerinin yaşadığı sıkıntılardan bahsedeceğim. Ancak bu sıkıntıları Sabah Gazetesi'nin sağlık haberleri üzerinde değil, sahadaki sağlık muhabiri arkadaşlarımızın yaşadığı, benim de yaşadığım izlenimlerin üzerinden paylaşacağım. Sağlık dediğimiz zaman aklımıza gelen şey herkesin hayatının önceliği. Yani cana geleceğini, mala gelsin deyip kestiriyoruz. Biraz önce Tolga bahsetti. Reklam, ekonomi, her şey. Ama paradan daha önemli olan şey sağlık. Bazen parayla satın alamayacağımız kadar. Bu durumda sağlık eskiden nasıldı? İşte tedavimi olayım, derdim bitsin, yeterdi. Ama şimdi öyle mi? Yani teknoloji gelişiyor, tıp gelişiyor. İnsan ömrü uzuyor. Yani 70'ler, 80'ler artık ortalama yaşlar haline gelmiş. Bu değişim içerisinde insanlar sadece bir derdine çare bulmak istemiyor. Aynı zamanda sağlıklı kalmak, uzun yaşamak, hatta genç kalmak istiyor. Ömrün bir adım ötesi ölmek istemiyor, ölümsüzlüğü arıyor. Böyle bir dünyada sizce hangi devletin sosyal sağlık sistemi artan talebe karşılık verebilir? Yani insan bir sebeple ölümsüzlük arıyor. Niye arıyor? Doyumsuzluk, tüketim alışkanlıkları, kapitalizmin getirdikleri değil bunlar, batı tipi yaşam değil, inanç eksikliği değil, ne derseniz deyin. Belki bunların hepsi, belki hiçbiri. Yani ayrı ayrı araştırma kurumları olabilir.
konularından birisiydi. Ben buraya not hazırlarken kanserde mucize haberleri çok klişedir. Kanseri işte yüzde mucize ilaç bulundu diye. Bundan sonra ölümsüzlük haberleri çıkacak diye düşünüyordum ki çıktı. Bugün birkaç gün önce Ayşe Arman, Sertab Erener'de bir röportaj yaptı. Sertab Erener dünyanın bir yerinde üretilen bir bitkinin ilaca çevrildiğini ve ilacın da insanları genç kaldığını, işte 100 yaşında sahnede 3 saat performans sağlayabileceğinden bahsetti. Bugün de bu haberlerle ilgili mümkün müdür tartışmaları başladı. Yani bu haberleri daha çok duyacağız. Belki de hepimizin içindeki istek bu. Sağlık sistemleri bunun neresinde olacak? Yani dünyada hiçbir devlet şu an sağlıkta talebi karşılayabilecek durumda değil. Neden değil? Çünkü artık sağlığın tanımı var. Yani sağlık insanın hem fiziksel hem ruhsal hatta sosyal olarak bir iyilik hali. Bu iyilik hali içerisinde yani düşünün kanserde, obeziteydi, diyabet gibi hastalıkların yanı sıra obezite de bir hastalık. Peki estetik bir keyfi durumdur, hastalık mıdır? Size bir örnek vereyim. Ankara'da Gazi Hastanesi'nde yarı yıl tatilinde bir çocuk, 15 yaşındaki bir çocuk kepçe kulak ameliyatına giriyor. Annesi cinnet geçirerek çocuğu boğduktan sonra Konya yolunda intihar girişiminde bulunuyor. Sizce annenin bu cinneti keyfi midir? Yani görselliğin her şey olduğu dünyada estetik keyfi bir durum olabilir mi? Sosyal baskılar sağlığın içerisinde değil mi? Diğer taraftan bunlar kim karşılayacak? Nasıl karşılanacak? Yani biraz önce dedik dünyada hiçbir devlet bunu karşılayamaz. İstisna var Türkiye. Türkiye şu an sağlık harcamalarını tüm vatandaşlarına hatta göçmen olan göçmenlerin tamamına hiçbir sınırlama getirmeden uygulayan tek ülke. Sürdürülebilir mi? Tartışılır, göreceğiz. O zaman sorun yok mu Türkiye'de? Yani yoksa şöyle olması gerekiyor. OECD ülkeleri içerisinde cepten sağlık harcamasını en çok yapan ülkelerden birisiniz. OECD ortalamasının üstündeyiz. Bunun ötesinde yıkıcı sağlık harcamaları dediğimiz katastrofik sağlık harcamalarında da her geçen yıl artıyoruz ve hızla artıyoruz. Yani devlet her şeyi karşılarken neden hala cebimizden sağlık yapıyoruz? Yetmiyor. Özel sektör de yetmiyor. Bu ağrısı karşılayamıyor. Talep büyük, talep hızla artıyor. Hem devlet hem özel sektör bu talebe karşılık arz sunmaya başlıyor. Özel sektörün bu kadar hızlı geliştiği bir dünyada ki ülkemizde aynı piyasadayız. Özel sektör arasında da rekabet oluyor. Arz ve talep dengesinde medya en büyük enstrüman. Konumuz buraya geldi. Medya. Şimdi şöyle düşünün. Bir gazetecisiniz. Gazete haberlerinde öncelik bir kural. Her ne kadar Tolga medya için reklam olduğunu söylese de haberciliğin ön kuralı kamu yararlıdır. Bu böyle yapılıyor, yapılmıyor ayrı tartışma konusudur. Ama kamu yararı önceliktir. Şimdi sağlık haberleri. Bir haberde ilaç ismi. Aynı sigara gibi, alkol gibi ilacın ismini kullanamazsınız haberin içerisinde. İlaca metnim de yapamaz ismini. Tamam, ilacın ismini yazdınız. Hastane, özel hastane. Özel hastane reklamı yapılabiliyor ama kısıtlamaları var bununla ilgili. İşte ilk biz yapıyoruz, ilk biz yapıyoruz. Aman da biz harikayız gibi ifadeler de kullanılmaz. Tamam, muhabir özel hastane ismini de kullandı. Haberini yazıyor. Haberde doktorun ismi. Sizce reklam mıdır? Şimdi günümüzde doktorların pek çoğunun özel muayenehanede çalıştığını düşündüğümüzde ya da diğerinin, diğer yerinin emekli olup da bir gün özel muayenehanecilik hayalleri kurduğunu hesap
hesapladığımızda her birinin küçük ve orta büyüklükte işletme gibi çalışan muayenehanelerde sizce doktorun ismi reklam mıdır? Bu haberi geleneksel medyanın işte bir yitiriliyor ama sosyal medya hala geleneksel medyanın hazırladığı haberlerle işliyor, devam ediyor. Birçok azalmakla birlikte hala bu şekilde. Şimdi haberi yazdık. Doktorun ismi Google'da girdiğiniz zaman doktorun ismi çıktı. Hastasınız. O hastalıktan müzdaripsiniz. Girdiniz, doktorun ismini gördünüz. Sabah gazetesinde, bilmem ne gazetesinde, bilmem ne gazetesinde. Dolayısıyla oraya gittiniz. Şimdi diğer doktorlar tarafından düşünün. Rekabet büyük. Yani müşteri oraya kaçtı. O zaman ne yapacağız? O zaman biz de haber edeceğiz. O zaman biz de medyaya çıkacağız. Bu gazetecilerin biz mi başlayacağız? Şu an sadece hastanelerin ve ilaç firmalarının değil, her bir doktorun bir PR ajansıyla anlaşması var, bir basın danışmanı var ve gazetelerde haberlerinin yer alabilmesi için büyük bir rekabet içerisindeler. Peki bitti mi? Hadi doktorun adını da yazmadık haberde. Hastalığın adı, ki bence en tehlikelilerden birisi, hastalığın adı bir reklam olabilir mi? Bu o kadar iki ucu keskin bir bıçak ki, şimdi bir tarafta hastalık haberleri var. Hastalığı tanıtalım, hastalığı anlatalım ki insanlara önceden hastalığa yakalanmasınlar ya da hastalığı o hastalıktan müzdariplerse tedavilerine erken olabilsinler. Ama diğer taraftan da her gün ilaç firmaları, PR şirketleri, doktoru, kongresi, sempozyumu bize hastalık anlatıyor her gün. Ray Morrison, belki ismini yanlış telaffuz ediyor olabilir, Satılık Hastalıklar diye bir kitap yazdı. Dedi ki, bize hastalık satıyorlar. Çünkü ölümsüzlüğün ilaçlarından birisi bize hastalık satacaklar ve sürekli bir hastalığımız olacak. Ve sürekli bu hastalığımızda hasta olmasak bile sağlıklı kalmanız için o hastalığa tutunmanız gerekiyor. Yani sizce tesadüf olabilir mi? Gazetelerde, televizyonlarda şirin gösterilen depresyon haberleri, yaz depresyonu, bahar depresyonu, kış depresyonu, pazartesi depresyonları, doğum sonrası öncesi depresyonları ile depresyon ilaçlarının reçetesiz satılma listesindeki ilk sırada olması. Olabilir mi böyle bir tesadüf? Yani hastalığa tedaviye erişimle tedavi hasta olmadan size gereksiz tedavi uygulanması arasında bir risk var. Ve bunların her biri bu haberlerden geçiyor. Bu haberlerle kullanılıyor. Biz hepimiz, arkadaşlarımın tamamı şuna maruz kalıyoruz. Ya bana iyi bir doktor bulsana, grip oldum. Yani bu gribe kadar düşmüş durumda gerçekten. Çünkü sağlık sisteminde arzla talep eden değil ya, talep eden çok. Arz yeterli değil ama rekabeti büyük. Bir güven eksikliği var. Medya burada o güven eksikliğini gidermeye çalışıyor ama yapılan haberlerin ne kadar güvenilir olduğu ayrı bir tartışma. Çünkü işin içerisinde artık bir sağlık ekonomisi var. Değil bir ekonomi. Bu dünyadaki hiçbir ekonomik krizden etkilenmiyor. Sürekli ve hızla artıyor. Dünya ekonomisinin içerisindeki yeri. Kısıtlaması yok, sınırlaması yok. Şimdi size bir haber örneği vereceğim. Bir muhabir olsanız siz bu haberleri nasıl yazarsınız diye. Ve konuşmamın sonuna geliyorum arkadaşlar. SMA diye bir hastalık var. Duymuşsunuzdur medyadan. Genetik bir hastalık. Nadir görülen hastalık. Türkiye'de 3000 kişide görülüyor. Çoğunluğu çocuk ve bebekler, yeni doğanlar. Ölümcül. Bugüne kadar hastalığın tedavisi yoktu. Amerikalı bir ilaç firması yakın bir zaman önce dedi ki ben bir ilaç geliştirdim dedi. FDA'den onayını aldı. İlacın her bir dozu 125 bin dolar. Bir hasta için minimum 6 doz gerekli. 3000 hastanın tamamı bu ilaç alındığında ülkenin toplam ilaç bütçesinin yarısına eşdeğer. Dünyada bu ilaç hiçbir ülke tarafından geri ödeme kapsamında değil. Sadece pahalı olduğu için değil, sonuçları henüz bulunuyor.
irtibata geçti. İlacını anlattı, tanıttı. Onlar hastalarının bunun böyle bir tedavi yöntemi olduğundan bahsetmeye başladılar. Hastalar ilacı alacak. Nereden alacak? Devlet ödemiyor. Fiyat çok yüksek. Astronomik. Yani evin arabasını satsa ödeyebileceği bir fiyat değil. Sosyal medyada kampanyalar başladı. Bu hastalıkla ilgili işte para toplanmaya başladı. Bazıları toplayıp yaptırabildiler. Bazıları dolandırıldı sosyal medyada. Bu vicdan dolandırıcılığı diyoruz. Çocukların fotoğrafını koyarak. Her gün televizyonlarda haber olmaya başladı. Sosyal medyadan sonra ulusal medya, işte Tolga'nın bahsettiği gibi geleneksel medyada bunun içine girdi. E haklı, yani bir bebeğin ölümü var. Yani sizin çocuğunuzsa dünyanın her şeyi demek. E diğer tarafta devlet ödemiyor. Kamu yararı bir haber, yapıyorsun. E devlet oturdu firmayı çağırdı ki pazarlığa girelim. Bu ilacı biz alalım. Firma dedi ki girelim, ben pazarlık yapmıyorum, fiyatım bu. İster al ister alma dedi. Ne yaparsan yap. O kadar medya baskısı ve sonuçta bu baskılar Türkiye gibi bütün sağlık harcamalarının karşılandığı ülkede bile siyasi baskıya neden oldu ki sonunda devlet dedi ki bir bilimsel kurum oluşturdu. Hastalığın tipine göre ilacın etkili olabileceği bir belirledi. 100 kadar hastanın ilacını karşılama ve bunun sonuçlarına göre de dedi diğer hastalar için de girişimde bulunabilir dedi. Belki bu arada başka bir ilaç kullanabilir. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde, çok da bizim şahit olmadığımız şekilde hasta derneği kuruldu. Hasta derneği çok hızlı hareket ediyor. Bakanların bile kamp kurdu. Dediler ki hepinize hıncacı almanız gerekiyor. Her gün bakanın çocuk tabutlarıyla karşılıyorlar. Şimdi size soruyorum. Bu haberde firma yararı, firma çıkarı, kamu yararı, hasta yararı. Neresinden nasıl haber yazılabilir? Nasıl bakılabilir? Yani bir çocuk ölmesin ama ülkenin tüm ilaç bütçesini oraya mı yatıralım? Yani sınırsız istekler, taleplerle sınırlı kaynaklar arasındaki çatışma aynı zamanda bunu art niyetli kullanmak olabilir. Ben kısaca size şunu demek istiyorum. Evet, artıyor taleplerimiz, sağlığımız, hiçbirimiz sağlığımızdan olmak istemiyoruz. Genç kalmak istiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bir sebeple buna belki hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Ancak eğer bir sınır koymazsak, netleştirmezsek, kurallarını çizmez isek, bugün çok basit gördüğümüz ufak hastalıkların bile tedavisine erişemeyeceğimizi düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Safiye Can Türkiye, çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Habertürk Televizyonu Sağlık Muhabiri Sayın Arzu Çetik. Merhaba arkadaşlar, Arzu Çetik ben. Habertürk Televizyonu'nda çalışıyorum. 2002 yılından bu yana gazetecilik, habercilik yapıyorum. İlk Londra Ajansı'yla başladım. Oradan İzmir'de başladım. Oradan İstanbul, Sarıber maceram oldu. Fox Haber ve ardından 9 ay işsizlik yaşadım. Hemen hemen her gazetecinin başına geliyor. Bu sektörü atıldığınızda yaşamazsınız. Ve daha sonra 2012 yılında da Habertürk Televizyonu'na girdim. Hala Habertürk Televizyonu sağlık muhabiri olarak çalışıyorum. 2002 yılından bugüne kadar da ana çalışım alanımız sağlık muhabiri oldu. Geçtiğimiz bu ayın başındaydı. Yani Ekim ayın başındaydı Erzurum'daydım. Bu sefer Cumhurbaşkanı. Ekim ayının başında Cumhurbaşkanı ile birlikte buraya geldi. Geri geldiği zaman bizlerinde zaten televizyonda çalışan arkadaşlarımız o günleri başka alanlarda haber yaparken, yayınlar yaparken de izleyebilirsiniz. İşimiz oldukça ağır. Sadece sağlık haberleri yapmıyoruz. Alanlarımız bu. Ama işte bunun örneklerinden bir tanesi Erzurum'a Ekim ayına geldiğinde Cumhurbaşkanı'nı takipçi, olumlu takipçi gelmişti. Hazır mı görüntüler? Önce güzel melekler. Güzel. 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 Güzel.
bir olduğunu söyleyebilir. Aslında sağlık haberleri yanınıza gelirdi. Konumuzun şimdi sizi İstanbul'da Etiler'de öğretim merkezine götüreceğiz. Haberçilerin altı çıkıyor. Sağlık haberleri aslında magazinleştirilmeyecek kadar kıymetli haberlerdi. Magazine kurban gitmeyecek kadar kıymetli haberlerdi. Vicdani yükü sorumluluğu oldukça fazladır. Ben bu İstanbul haberleri seçmişken bırakabiliriz icaysan. Şimdi biraz böyle daha soğuk haberlerden başlayayım. Ondan sonra böyle ortalığı yakıp kavuran domuzları gidip kuşları gidip işte diyet, böyle ölümcül diyetlerle hayatını kaybetme noktasına gelen insanların hikayeleri, yaşam hikayeleri üzerinden sizlere örnekler göstereceğim. Nasıl işlendiğini, nasıl ekrana taşındığını. Son haberlerden başlayalım. Daha böyle saatlerine de işte yaklaşıyoruz. Bebeklerle başlayalım. Televizyon haberinde özellikle gündüz kuşaklarına baktığımız zaman kimler izliyor daha çok? Ev kadınları izliyor. Bebekler, kadınlar televizyon haberlerinde ön plandadır genelde. İnsanlar güzel görüntü izlemek ister, güzel kadın izlemek ister, güzel erkek izlemek ister, bebek izlemek ister. Çünkü bunların görüntü, özellikle bebeğin görüntüsü güzeldir. İnsanlar televizyon ekranı açtığı zaman, bir bebek gördükleri zaman gülümserler. Evet, başlayalım şimdi. Bir havuzda yaptığım bir canlı ilgi İşin biraz tehlikesi de vardı. İlk ocağın tehlikesi vardı. Güzel bir afetler vardı. Gözlerin etkili içinde aynı zamanda adaletler yönetimler de izin aldı. Bebekleri 3 aylıktan itibaren başlayan bebekleri yüzümeyle birlikte fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin nasıl olumlu yönde etkilendiğine yönelik bir canlıyım. Anneler ve bebekleriyle birlikte havuzda yanlarında da eğitmenleri var. Ve ben de arkadayım. Başıma gelecek herhangi küçük bir kazada canlı yayınlar sonuna erebilirdi. Ben de hayatımda ilk defa havuzun içinde bir canlı yayın yaptım. Eğitmenlerle konuşuyorum canlı yayında, annelerle konuşuyorum, bebeklerine neler kattıklarını. Soft bir haber, bir sağlık haberi ama soft bir haber. İzlemesi, ekranın başında izleyen eminim ki çoğu insan keyifli izlemiştir. Özellikle anneler, bebek alan anneler bunu keyifli izlemiştir. Bu eğitmenle başvuruyorum. Onun nasıl, bu eğitimini bu nasıl çocuklara, bebeklere fiziksel bir kursal katkı yaptığını anlatıyorum. Geçelim. Domuz gribi, evet. Bu benim ilk yaptığım yayınlardan bir tanesi. Görüntülürsün sadece. Evet. İzlemeyelim, sadece ekranda görelim. Şimdi görüntü kötü burada. Neden görüntü kötü? İlk yaptığım yayınlardan birisi olduğu için annem ve babam her televizyona çıktığında beni böcek telefonuyla kaydederdi. O görüntülerden bir tanesini bir akşam bulundu getirdim. Yıl 2008 ya da 2009'du. Henüz daha İzmir'de Doğan Haber Ajansı'nda çalışıyordum ve domuz gribi bir paniği başlamıştı hatırlarsanız. Artık o yıllardan itibaren H1, N1'i küçük, büyük hepimiz öğrendik. Kamuoyunda büyük bir panik vardı. Domuz gribiyle tanıştıktan sonra onun aşısıyla hatta uçakta yolda gelirken arkadaşım, Selma arkadaşımla da konuştuk. Domuz gribi aşısı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? Bunu haberlerimizde nasıl işleyelim? Mesela ben domuz gribi aşısı olurken bununla ilgili bir anonsum vardı. Sinistar Haber'de çalışırken Uğur Dündar ve Yılmaz Özil ile birlikte masaya oturduk ve o anonsumu yayınlamama kararı aldık. Neden? Yaptırıp yaptırmama konusunda bu kadar çok kararsızlık, bu kadar çok çelişki varsa benim orada aşı yaptırmam insanları yönlendirmiş olabilir mi? İşte ben onun anonsunu çektim fakat haberde biz onu kullanmadık. Onun vebali ben alamazdım. Biraz bekleyebilirsek, şimdi özellikle televizyon haberciliğine baktığımız zaman alt kuşaklarda ne görürsünüz? Flaş flaş, az sonra panik. Bizim de muhabir olarak, ekrana çıkan muhabirler olarak görevimiz de eğer kamuoyunda böyle bir panik varsa, insanların aklı karışıksa, böyle yeni bir virüsle karşılaştılarsa, özellikle kronik hastalığı olanları ciddi olarak tehdit ediyorsa ve ölümler yaşanıyorsa bizim bu noktada soğukkanlı bir şekilde bunu anlatmamız gerekiyor. Paniğe sevk etmeden, evet ekrana izleyiciyi çekmek için panik kelimesini kullanabiliyoruz. Ama yayının içeriğine baktığımız zaman yayında söylediğim yaşanan bir olayı tamamen hiçbir şekilde yorumlamadan onu anlatmak ve sonuçta zaten negatif çıkmıştı bu
anlattığım olayda izleyiciyi çekmek için panik, flash az sonra eskiden daha çok kullanılırdı. Şimdi nispeten daha az kullanılıyor. Ama olabildiğince muhabir olarak, gazeteci olarak bunları insanlara paniğe sevk etmeden soğukkanlı bir şekilde anlatmamız, yazmamız gerekiyor. Şimdi ben buraya gelmeden önce de yine yakın çevrem arkadaşlarıma sordum. En çok hangi sağlık haberleri okuyorsunuz? Gazetede veya televizyonda en çok hangi haberleri izliyorsunuz? Sağlık haberleri. Zayıflama? Diyet? Güzellik? Kanser? Ne? Kanser. Beslenme. 10 günde 3 kilo verdiler diyet. Değil mi? Hepimize çok cazip geliyor. Hepimiz zayıflamak istiyoruz. Az önce Safiye de bahsetti. Çok büyük bir pazar var zaten. Herkes de bu pazardan ve bu pastadan en büyük birimini kapmak istiyorlar. Ancak çok talihsiz olaylar yaşanabiliyor. Televizyon haberciliğinde, sağlık haberi işlerken sadece hekim röportajı, sadece uzman röportajı değil. Birebir bu olayları yaşamış, ölümün kıyısından dönmüş veya mutlu sonunda bitmiş, güzel bir olaya tanıklık etmiş bir vaka. Biz buna vaka diyoruz. Hekimlerle belki vaka kelimesini kullanıyorduk. Örnek bir vakayla uzmanın röportajını bir araya getiriyoruz. Özel dosyalar olarak sağlık haberlerinde özellikle bu diyet, beslenme, işte zayıflama hapları, bir zamanlar vardı neydi o kırmızı biber hapı. Bilmiyorum hiç almaya teşekkür ederim. Çok güzel. Bu haberleri yapan birisi olarak benim ailemden, akrabalarımdan birisi. Bunun hani genel yöntemi okumuşlukla da alakası yok. Kırmızı biber siparişi vermiş internetten. Ne olduğu da belli değil, nereden alındığı da belli değil. Ben cayır cayır bu haberleri yapıyorum, o dönemde. Ve kendisi kırmızı biber hapını buzdolabının üstüne saklamış orada gördüm. Ve iki master yapmış, üniversite mezunu iki master yapmış insan. Ve benim haberlerime konu olan insanlar da okur yazar oranı yüksek, genel kültürü oldukça yüksek insanlar. Ancak zayıflama tutkusu uğruna güzel görünme, ki bu çok göreceli bir kavramdır, insanların ne yazık ki yapamayacakları şeyler yok. Evet, açalım mı? Başlatalım mı? Yaklaşık bu özel dosyaların süresi 5-6 dakika, televizyon haberciliğinde 5-6 dakika çok uzun bir süredir. Genelde ortalama bir haberin süresi... Bu özel dosyalar 5-6 dakika. Olma, kim kaldı? Ben yaşam canlı olarak. Nerede bu ağabeyler ağabey? Yani bu bir kısırdığım diye de dönmüş. Bu bana bir ayda 5-6 dakika. O İzmir'de kendisi bilmiyor. Berkay. Berkay da sağlıklı beslenme ve diyetle kilo veren. Evet, durdurabiliriz. Aynaları küçük. Şimdi obezite cerrahisi de son zamanlarda çok tartışılıyor. Özellikle işte operasyonların ardından yaşanan ürünlerle birlikte. Ben burada nasıl zayıfladılar derken, ben obezite cerrahisi, ben cerrah değil de belli bir bu konuda bir kliniğim yok. Ben insanlara bu şekilde kesinlikle yanlış yönlendiremem. Nasıl zayıfladılar derken, evet obezite cerrahisi tedavi yöntemlerinden bir tanesi, kilo verme yöntemlerinden sağlıklı yaşam obezler için bir seçenektir. Ve aynı zamanda obezite cerrahisi, onların da bir iki kriterleri doktorlar verecektir. Zaten bu özel dosyada doktorlar anlatıyor. Kime obezite cerrahisi uygulanmalı, kime uygulanmamalı. Ve o yüzden ben hep obezite cerrahisiyle kilo veren bir vakayla çalıştım. Hem de beslenmeyle, sağlıklı yaşamla ki yaşı oldukça genç, muhtemelen sizin yaşlarınız belki, üniversiteden mezun olmak üzere bir vakayla oldukça kiloluydu. Ve beslenmeyle diyetle birlikte kilo veriyor. Uzmanları da onların nasıl kilo verdiğini ve sağlıklı zayıflamanın nasıl gerçekleştiğini anlatıyorlar. Ama tabii ki her şey bu kadar masum değil, bu kadar pozitif de değil. Ölüm ile diyet açabilir miyiz? Özellikle bu tür haberlerde görsellik çok önemli. Bir obezle daha önce obez olan ve çeşitli yollarla işte cerrahi yöntemle veya diyetle kilo vermiş insanların hikayelerini yaparken mutlaka eski fotoğraflarını alıyoruz. Vadile klasik, şöyle bunlar da şöyle çekerler. Paltolu, gömleğini, işte eteğini, eski kıyafetlerini atmazlar, bir iki tane bıraktırırlar yine. Bu haberde mesela Ahmet Özkan. Onu hiç bilmeyecek. Bunu söylediği çok önemli şeyler var. Haberde diyor ki gazetelerde diyor,
kadar kullanıyor. Memleket Ticaret Malzemelerinden yedi ağacından koyulması gerekiyor. Ve ürünün piyasından duruyor. Şimdi bu haberler ilk yılında haberler değil. İlk defa ben yapmadım. Altıncı Öztan'da da ilk defa röportaj yapmadım. Ama bir haber uçlarının üstünden ne? Yeni olması, ilk olması değil mi? Biz o zaman haber yaptık. Ama bizim işte bir sorumluluğumuz var. Zafer Edez önce bahsetti. Kamuoyuna karşı bir sorumluluğumuz var. Ben bu haberleri yaparak bir kişiye dokunabilsem benim için kârlı. Olabildiğince özellikle tartışmalar, işte cerrahi, bu şekilde ölümlerin yaşandığı durumlarda, tartışmaların yaşandığı dönemlerde bu tür haberlere yoğunluk veriyoruz. Arzucuğum, çok büyük ödünler verdi. Son 5 dakika. Tamam. Dedaklı sakallar sonucunda sağlığımızdan ödün vererek gitti. Ben dedim ya, ilk defa olması, değerlendirme olması, bir haberi yapar gibi yapan gibi. Mesela ilk yardım sonucunda kaç kalan insanın hayatları. Bilmiyorum kaç kişi şimdiden ilk yardım ediyorsunuz. Ben bilmiyorum şahsen. Yani ben sağlam olduğumu ben bilmiyorum. Fakat yine hatalarla çalıştık. Eski fotoğrafları günümüzde dernek başkanlığı şu anda yapıyoruz efendim. Ve ikisi de trafik kazasında yanlış ihtiyarların sonucunda felç kılıyorlar. Ve bunlar da işte en azından bilinci artırmak, duyarlılığı artırmak adına bizim sıkıntıda yaptığımız haberler. Belki bir tekerlekli sandalyeyi mahkumaya yapacaklardır. Son olarak da kanser haberlerinden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Onunla ilgili görüntümü yok, bulamadım arşivden, özür diliyorum. Kanser haberleri en çok yine okunan, en çok yazılan, çizilen, ekrana getirilen haberler. Ben bundan yaklaşık 3-4 sene önce bir haber yapmak istemiştim. Belki başka bir gazeteci duymuş olabilir. Kaplumbağa'nın bilmem ne kanserine iyi geliyormuş. Doğru bilinen yanlışlar diye bir haber yapmak istedim. Aradım doktor, dedim hocam dedim böyle böyle tavşanların bilmem ne kanserine, kaplumbağanın bilmem ne kanserine iyi geliyormuş dedim. Doğru bilinen yanlışlar diye acaba dedim insanla bileşen bir kadar bir röportaj yapabilir miyiz diye. Ve bana başka bir pencere açtı doktor. Dedi ki eğer dedi bu çok eskiden dedi, bu haber yapılmıştı dedi. Yapıldığı zaman dedi Trakya'da dedi kaplumbağa kalmadı. Kanser hastaları ve aileleri kaplumbağa alanı çıkıp o kaplumbağaları kesip artık ne yaptılarsa bunun bilimselliği yok. Tamamen kulaktan kulağa üfürülmüş şeyler. Ve ben o haberi yapmadım. Belki çok izlenecekti. Günün belki en çok izlenen haber olacaktı. Ama işte bu noktada sorumluluğunuzu bir kez daha düşünmeniz gerekiyor. Ve sadece izlensin diye, sadece işte reytingleri yükselsin diye buna kurban edilmeyecek sağlık haberleri. O röportajlardan bir tanesinde de işte söylüyordu gazetelerde, televizyonlarda izlediğim haberlerden sonra o şok diyetleri yaptım. Onun vicdani sorumluluğunu hiçbir zaman taşıyamam. O yüzden olabildiğince o sorumluluğu ön planda tutarak haberlerimizi, kalemimizi daha doğrusu oynatıp haberlerimize o özenle, o dikkatle yaklaşmalıyız. Sağlık muhabiri olmanın en keyifli yanında insanların hayatlarına dokunabilmek. Yıllar önce organlarla haberleriyle başladım. Ve daha sonra birisi geldi bana dedi ki, senin haberlerini izledikten sonra da organlarımı bağışladım dedi. Ve o yıl mesleğimin daha başındaydım. Belki de bu alanda devam etmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi en keyifli insanların hayatlarına dokunabilmek. Gönül Çetin'e konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sıradaki konuşmacımız Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Sayın Selma Beyikli Adabaş Hanımefendi. Arkadaşlar, sesim geliyor mu? Merhaba. Ben size meslektaşlarım da demek istiyorum. İnşallah hepiniz mezun olduktan sonra bizim yerlerimizi alacaksınız. Biz emekli olup gidince sizler bizim görevimizi yapacaksınız. Belki sahada karşılaşacağız. O bakımdan ben Anadolu Ajansı'nda daha çok ne tür haberlerle ilgili, ajanslar ne tür haberlere yer veriyor, sağlık haberlerine, onları anlatmak istiyorum. Ama çok hani ders gibi de anlatmak istemiyorum. Yaşadığımız ajanstan çıkan haberler üzerinden özellikle Arzu'nun dediği gibi çok yakından dokunuyoruz, insanın hayatlarına dokunuyoruz. Belki davranış şekillerini belirliyoruz. Bu konuda
birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben de size kendimi tanıtayım. Biz ne iş yaparız? İşte yayıncı başmağı diye bir şey ne iş yapar? Biz sahadan gelen, muhabir arkadaşlardan gelen, onların redaktörden geçen haberlerin son yayın mercisi, yani yayına veren bölümde çalışıyorum ben. O yüzden sorumluluğum çok büyük. Çünkü haberdeki herhangi bir noksanlık, yanlış bilgi direkt olarak sorumluluğu bize ait. Ve bu böyle bir bilgi başka bir kurumda yok diye biliyorum. Çünkü biz sonuçta kamu yayıncılığı da yapıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kamuoyu yanlış bilgilendirmemiz gerekiyor. 3-4 yıl önce kuruldu bu birim. Ben 10 yıl sağlık muhabirliği yaptım. Sağlık Bakanlığı'na baktım, üniversitelerden, devlet hastanelerinden haberler yaptım. İşte böyle bir birim kurulunca da bana yaşam masasından görevlendirme yapılmak istendi. Ben şimdi sağlıkla birlikte yaşam haberlerini yayına veriyorum. Editör görevi üstlendim orada. Yani editoryal denetim diyelim kısacası. Ben de Anadolu Ajansı'na 24 yıldır çalışıyorum. Daha önce Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştım. 5 yıl Japonya'da muhabirlik yaptım. Çeşitli farklı alanlarda çalıştım. Bir de sağlık muhabirliği yaptım. İşte son 3-4 yıldır da bu birimdeyim. Şimdi sağlık yaşamın her alanı karşımıza çıkıyor. Yani sadece hastalık veya tedavi yöntemleri değil. Birazdan anlatacağım. Hiç beklenmedik, hiç ummadığımız yerde bile sağlıkla ilgili bir bilgiye veya Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir birime ulaşmamız gerekebiliyor. O yüzden çok geniş bir alan bu sağlık muhabirliği ve sağlık haberciliği. Medyanın en fazla yer verdiği haberlerin başında geliyor sağlık haberleri. Gerçekten bizim ajanstan da abonelerimiz en büyük talepleri yaşam haberleri, sağlık haberleri daha fazla abonelerimize ulaşsın istiyorlar. Daha fazla konuda haber yapmamızı istiyorlar. Yaptığımız haberlerden birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin bu işte nasıl ulaşıyoruz? Yani kaynaklar bize nasıl ulaşıyor? Biz kaynaklara nasıl ulaşıyoruz? Birkaç ajanstan ve diğer basın kuruluşlarından geçen haberleri derledi. Bu Edirne'den bir haber. Belirli günlerde, sağlıkla ilgili belirli günlerde işte bize etkinlikler yapıyorlar. Arkadaşlarımız bu etkinlikleri izliyorlar. Verilen mesajları haberleştiriyorlar. Bu haberin fotoğrafı. Bir organ bağışı, organ nakli haberi. Bunlar da çok tabii kamuoyunda ilgi gören haberler. İşte ikinci bir yaşama başlamak gibi, hayata yeniden tutunmak gibi daha çok klişe ifadeler ama daha çok bunlarla veriyoruz. Erzurum'dan bir arkadaşımızın haberi. Eşiyle beraber. Yine bir başka sağlıkta etkinlik. Sağlık alanında. Bu işte son zamanlarda kamuoyunun gündemine de çok geliyor. Sezaryen doğumların artması, bakanlık bu tür artışlara karşı önlem almaya çalışıyor. Bu suda doğum ünitemeli de bu önlemlerden birkaç tanesi. İşte biz de toplumda bu tür alternatifler olduğunu duyurmak amacıyla arkadaşlarımız sağdan haberler yapıyorlar. Yine bir başka sağlık haberi. Dediğim gibi bakın bu işte biraz şeyi de doğrultuyla ilgilendiriyor. Üniversitede bir WhatsApp'ta randevu dönemi başlamış. Bir Sivas Memur Hastanesi'nde böyle bir haber yapmış arkadaşımız. İlmelerle ilgili merkez haberi. Değişik bir ameliyat, işte kesitsiz ameliyatlar ilgi çekiyor. Yani insan ameliyat korkusu olan kişilerde daha az acıyla, daha modern yöntemlerle bir ameliyat modeli yapmış arkadaşımız. Yine bu işte suda bir tedavi yöntemi. Beyin felciyle dünyaya gelen 6 yaşındaki bir çocuğa uygulanan tedavi. Yine Suriye'deki çocuklar, Suriye'den ülkemize gelen çocukların aşılanması. Kırım Kongo, işte ülkemizde son yıllarda belki biraz gündemden düştü ama ben işte ilk sağlık muhabirliğine başladığımda
işte böyle büyük bir kabus gibiydi. Bakanlıkta o yıllarda bir bilgilendirme faaliyetleri başlattı. Vatandaşlar nasıl önlemler alabilir diye. Bakın bu işte camilerde dağıtılan broşür. Bu da aynı şekilde bir hayata tutunma hikayesi. Etkinlik, sağlık alanında bir etkinlik. Hemşirelik haftası etkinliği. Bu sağlık alanında sağlıkçıları ilgilendiren bir yasal düzenleme. Bu yasal düzenlemeler de bizim çok ilgilendiğimiz, çok haber yaptığımız konular. Sonuçta biz partnerlerimiz olarak görüyoruz sağlık çalışanlarını. Ve direkt Sağlık Bakanlığı'na ilgilendirdiği için de bakanlık yetkililerinin sağlık alanındaki düzenlemelerle ilgili açıklamalarını haberleştiriyoruz. Bu 112 motorize 112 ekipleri ilgilendirilmeler. İşte arkadaşlar da bahsetti, umut veren tedavi yöntemleri. İşte hastalara bu konuda hastaneler ya da gerek özel, gerek bakanlık hastaneleri veya üniversite hastaneleri kendi yeni yöntemlerini duyurmak için de bize ulaşıyorlar. Biz de bunları tarafsız şekilde vermeye çalışıyoruz. Sağlık için hareket, işte obezite son yıllarda çok gündemde sağlıklı yaşam, bakanlığında bütün etkinlikleri. Şimdi arkadaşlar bahsedildi işte Türkiye'de Suriye'den gelen sığınmacılar var. Sadece Türkiye sınavında değil, geçiş ülkesi olmamız dolayısıyla sadece Suriyeliler, Afganistan'dan gelenler, başka ülkelerden gelenler, büyük bir sığınmacı yükü var ülkemizde. Onlarla ilgili de tedaviler uygulanıyor, ücretsiz tedaviler uygulanıyor. Onlarla ilgili bölgedeki arkadaşlar. Bu konuya özellikle üzerinde durmak istiyorum, fikri takip. Biz bazen çok ilginç bir hikaye, yaşam hikayesi yakaladığımızda onu tek haberle bırakmıyoruz. Onun mutlaka ardı sıra gelişmeler yaşanıyor. Bir yardıma muhtaç bir kişinin ya da tedaviye muhtaç bir kişinin haberini yaptığımızda bir kamuoyu oluşturuyoruz. Ve arkasından bakanlık veya başka toplumun çeşitli kesimlerinden yardım önerileri geliyor. Ve ardı arkası kesilmeyen bir takım haberler devam ediyor. Bu Antalya'da bir çocuk. Mutlaka belki görmüşsünüzdür. İşte küçükken doğduğunda yanlış tedaviyle bir bacağını kaybetmiş. Babası kendi olanaklarıyla bir aparat yapıyor. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine ulaşıyor. Ertesi gün yapılan bir haber. Daha sonra üçüncü gün yapılan bir haber. Ömer Özkan Antalya'da bacak, kol bacak nakli, yüz nakli yapan profesörümüz ona ulaşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı komandolardan kendisine destekme sözü geliyor. Şöyle yapalım. Yani kitle takip bir yaptığımız bir haberi devam ettirmek sağlık haberlerinde mutlaka olması gereken bir şey. Orada bırakmayın. Ondan sonraki gelişmeleri de mutlaka takip etmek gerekiyor. Yine bu bir başka haber, bu babası bir koruyucu ailede yaşamı sürdüren bir kız. Babası, koruyucu ailedeki babası kendi böbreğini veriyor ama çok büyük bir bürokrasi aşılarak yapılıyor. Çünkü aile kan bağı yok, babası değil. Gerçekten uzun bir mücadele sonunda baba böbreğini verebiliyor. Bu da çok ilgi çekmişti. Televizyonlarda, gazetelerde yer aldı. Sağlık haberleri dediğim gibi sadece biz tedavi yöntemlerini, gelişmeleri anlatmıyoruz. Toplumda bilinçsizlikten kaynaklanan bir takım olumsuz şeyler insanların başına gelebiliyor. Bu da çok televizyonlarda, çok gazetelerde yer alan bir haber. Bu tür olaylar
daha çok belki ders çıkarmamızı yapmamamız gereken, uygulamamamız gereken şeyleri bize öğretiyor. Bu işte kuaföre dudak dolgusu yaptıran bir hemşire, hem kendisi sağlık elemanı, ona rağmen bir uzman olmayan bir kişiye dudak dolgusu yaptırıyor. Ve bu çok uzun süre kamuoyunu meşgul etti. Hatta sonrasında bu kişi hakkında dava açıldı, cezaevine girdi, kaçtı, sonra tekrar geldi. Uzun bir hikayesi var bunun da. Başka mağdurlar da ortaya çıktı, soruşturma. Şimdi bir başka dikkatimizi çekmek istediğim arkadaşlar. Tolga çok önemli bir şey söyledi, bir parmaktan bahsetti. Yani bir parmak durduran, parmakla durduğumuz haberler. Şimdi gerçekten önemli bir, parmağımız gerçekten önemli bir organımız, özellikle haberciyseniz. Bizim yayınlan butonumuz var. Yani yayınlan tuşuna bastığımız zaman artık o haber bütün Türkiye'ye mal olmuş oluyor. Haberi yazarken o haber muhabirin. Haberi okurken, redakte ederken haber iki kişinin. Bizim önümüze geldiğimizde biz üçüncü kişi olarak müdahaleyiz. Yani yayınlamadan önce en fazla o haber üç kişiyi ilgilendiriyor. Ama biz yayınladıktan sonra, yani yayınla butonuna bastıktan sonra o haber artık bütün Türkiye'ye mal oluyor, bütün Türkiye'ye yayılıyor. Ve yanlış, hatalı, teyit edilmeden geçtiğimiz haberler artık geriye dönüşü olmayan birçok olumsuzluğa neden oluyor. Bu benim size bahsetmek istediğim haberde bunlardan birisi. Dediğim gibi hani sadece biz tedavi, sağlık haberleri yapmıyoruz. Bu hiç ilk, olayın başında hiç sağlık muhabirleri, sağlık için hiç ilgilendirmeyen bir haberdi. Helikopter düşmüştü Tunceli'de. Bir güvenlik haberiydi. Şehitlerimiz vardı, 12 şehitimiz, gerçekten çok üzülmüştük. Fakat bir süre sonra yaklaşık bu helikopter düşme haberi son dakika verildikten yaklaşık 15-20 dakika sonra bir başka son dakika geldi. Helikopterden kurtulanlar olduğu ve 112'nin arandığı diye bir son dakika geçmeye başladı. Biz de çok umutlandık haber merkezinde. Yani 12 şehit dendi, inşallah kurtulanlar vardır diye ümitlenirken Sağlık Bakanlığı'ndan, ilgili birimden, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden bir telefon geldi. Böyle bir aramanın hiçbir zaman yapılmadığı, böyle bir aramanın olmadığı, haberin yanlış olduğu ve Tunceli'deki yetkililerin böyle bir açıklama, bu yönde bir açıklama yapmak istediği söylendi. Bölgedeki arkadaşımız, Tunceli'deki arkadaşımızla ve diğer muhabirlere İl Sağlık Müdürü açıklama yaptı, 112'den böyle bir aramanın kaydı olmadı, böyle bir ihbarda bulunulmadı. Şimdi bu yaklaşık benim söylediğim kaza haberi ve bu açıklama yaklaşık bir saat falan bir zaman dilimiydi. Bu zaman dilim içinde bu tabii teknoloji çağında yaşıyoruz ve bilgiler sürekli güncelleniyor. Bu şehitlerin aileleri kaza haberini aldıktan sonra büyük bir kaygıyla, büyük bir üzüntüyle televizyonları başında evlatlarının başına ne geldiğini öğrenmeye belki çalıştılar. Bunu ertesi gün bize gelen haberlerden öğreniyoruz. 112'nin arandığı haberiyle ümitleniyorlar ve sonra hiçbir zaman böyle bir arama olmadığı söylendiğinde tekrar ümitsizliğe kapılıyorlar. Yani bir gazeteci olarak başkalarının hayatına bu kadar dokunan herhalde başka bir meslek grubu yoktur. O yüzden özellikle sizlerden rica ediyorum bir ablanız olarak ileride hangi haberi yaparsanız yapın, teyitsiz, doğrulamadığınız hiçbir haberi yayına vermeyin. Yani bir gazetecinin bence en büyük mesleki sorumluluğu bu. Teyit olmadan, doğruluğuna emin olmadan hiçbir haber yapılmamalı. Çünkü birçok insanın hayatını çok yakından etkiliyor bütün haberler. Bir anda umuda, bir anda umutsuzluğa dönüşmesine neden oluyor. Sadece sağlık muhabirleri için demiyorum, bütün tabii ki gazeteci de muhabirlerin en büyük sorunu. Ama belki de sağlık muhabiri olarak en büyük sorumluluk bize düşüyor. Selma Hanım, zamanımız biraz
Tamam, hemen geçiyorum. Şimdi yine hastalıklarıyla ilgili, yani sağlık haberlerinde kullanılması gereken dille ilgili. Çok hızlı geçeceğim. Biz sadece sıradan insanların haberlerini yapmıyoruz. Ünlü, tabii ki ünlüler de sağlık sorunu yaşıyorlar. Şu anda eski CHP Genel Başkanı da Deniz Baykal'da her gün izliyorsunuzdur sağlık durumuyla ilgili yetkililer açıklama yapıyorlar. Ama bu haberlerde de mutlaka çok dikkatli bir dil kullanılmalı ve gerçekten herhangi bir spekülasyona yol açacak bilgi olmamalı. Çünkü hepsinin ailesi var, hepimiz nasıl bir ailemiz, sevenlerimiz, yakınlarımız varsa onlar da sevenleri, ailesi bütün haberlerden mutlaka olumsuz etkileniyorlar. Bu İbrahim Erkal uzun bir süre tedavi gördü. Birçok haber yapıldı ki yapılması da normal, ünlülerin hatta mahkeme kararları bile var. Ünlülerin yaşama, sağlık durumu haberleştirilir. Ama bu tür konularda dediğim gibi hasta hakları, onlar ünlü olsa da hasta ve hakları var. Hayatını kaybetme dedi. Bu biraz yukarıda kalmış ama yani dediğim gibi kullanılan dil çok önemli. Ailesi kişinin çekilmesini istemedi diye bir ifade. Son derece kötü, son derece yanlış bir ifade. Yani bir hastadan, bir insandan bahsediyoruz ve fiş çekilmemesi. Ya o çok kötü bir ifade, çok yanlış bir ifade. Bu yine dediğim gibi özel hayata çok tetkik edilmeden yapılan haberler, dediğim gibi kamuoyuna yansıyor. Yanlış bilgilendirme sonucu o haberi yaptığımız kişi toplumdan dışlanabiliyor veya damgalanabiliyor. Sonra ne kadar bunu düzeltmek istesek de bu bilginin yanlışlığını ortaya koyan haberler yapsak da ilk haber kadar etkisi fazla olmuyor. Bu dediğim gibi işte Kırım-Kongo'dan ölen bir kişinin Kırım-Kongo'dan ölmüş diye muhtemelen ailesi de çevresi çok büyük bir dışlanmaya maruz kalmıştır. Sonra da bakanlıktan kenardan ölmemişti. Böyle bir haber yapıldı. Ne işe yarar? Hiç bir anlamı olmayan bir haber. Obezite haberleri işte çocuklarla ilgili. Oradan ticareti. Ve hızlı hızlı geçiyorum haberler. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Sayın Selma Beykıl'a başa çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuşmacımız Medi Magazin Sağlık Muhabiri Sayın Meral Özcan. Merhaba. Ben de sağlık muhabirliği yapıyorum. Biz daha çok sağlık profesyonellerine yönelik haber yapıyoruz. Takipçilerimiz de bizi okuyan kişiler de hekimler ve sağlık çalışanları aslında. Ancak %20'lik bir kısımda yine halkta bizi takip edenler var. Onlarla ilgili de haberler yapıyoruz ama öncelikli haber takipçilerimiz hekimler, eczacılar, hemşireleri oluşturuyor. Biraz kendimden bahsetmem gerekirse ben de yaklaşık 2 yıldır sağlık muhabirliği yapıyorum. Bunun yanı sıra radyo programcılığı yapıyorum. 3 yıldır Radyo Beyaz radyosunda ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de sağlık iletişimiyle, sağlık okul eserleriyle ilgili faaliyetlerde bulunuyorum. Bununla ilgili de bir test aşamasındayım şu anda.
Bilgiler olarak, Sağlık İletişimi Derneği olarak da sağlıkla ilgili faaliyetler yürütüyoruz. Bunlarla ilgili projeler yürütüyoruz. Hem hekim-hasta ilişkisi, hem hekim-sağlık muhabiri ilişkisi nasıl geliştirilebilir? Bununla ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Ulusal'daki arkadaşlarımdan farklı olarak bizim birazcık daha ağır bir dilimiz var. Tabii ki haberi sade bir dille vermeye çalışıyoruz ama okuyucumuz hekim olduğu için bazen o terimi Latince olarak bırakmamız da gerekiyor. Bu şekilde bir faaliyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü hekimler okudukları haberlerde çok basite indirgenmiş haberleri de görmek istemiyorlar. Birazcık daha tıp dilinden de haberler almak istiyorlar. Ama biz tabii yaparken yine mümkün olduğunca halkın da bunu okuyacağını düşünerek, çünkü internet medyasını kullanıyoruz ve halk o anahtar kelimelerle mutlaka o haberlere ulaşabiliyor. O yüzden okuduğu haberde bilgiyi doğru alabilmesi ve kendini yararına olabilmesi açısından buna da dikkat ediyoruz. Tıpta doktorların ilk öğrendiği şey primumdan nesaradır. Yani önce zarar verme. Sağlık iletişiminde ve sağlık haberlerinde de aslında amacımız önce zarar vermemeli olması gerekiyor. Biz yaptığımız haberlerde, çünkü hekimler arasında mutlaka farklı görüşler olabiliyor, farklı düşünceler olabiliyor. Yaptığımız haberde mutlaka önce zarar vermemeye çalışıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sosyal medya kullanımı %82, yani interneti ne amaçla kullanıyor insanlar? %82'si sosyal medya, %75'i paylaşım siteleri, %69,5'u online haberler ve %65,9 da sağlıkla ilgili bilgi aramak. Yani bu yüzden hem ulusal medya olarak hem de sağlık profesyonellerine yönelik haber yapan medyalar olarak yaptığımız haberlerin çok önemli olduğunu ve çok fazla kişiye ulaştığını bilerek haber yapmaya çalışıyoruz biz de. Ve bu sayede günden güne artan sosyal medyanın kullanılmasıyla da sağlığın sosyal medya üzerinden takibi de sürekli artmaya devam ediyor. Hani bu bilgileri çok sıkmak istemiyorum sizi. Uzun uzun anlatmayacağım. Ama günlük gazeteler, internet, televizyon ve yine bizim sağlık profesyonellerine yönelik haber yapan gazeteciler olarak BMJ, Health Service, Medscape gibi tıbbi yayınları da biz takip edip oralardan da haberler yapıyoruz. Çünkü hekimler tıbbi alanda gelişmeleri de takip etmek istiyorlar ve bunları haberden takip etmek de onların işini biraz daha kolaylaştırıyor. Sağlıkta bilgi kirliliği her yerde var. Sadece ulusalda, halka yönelik haberlerde değil, hekimler arasında yapılan haberlerde de var. Bunun nedeni de, Safure de bahsetti, hekimlerin medyaya yaklaşımıyla da alakalı. Biz 4 tip hekim tipi var diyoruz. Bir tanesi, aslında benim ne doktorlar ne mühendisler istedi ama ben medyaya çıkmadım yapısında olan hekimler var. O hekimler aslında medyaya çıkmak istiyorlar ama korkularından ya da kendileri doğru ifade edememekten korktukları için çıkamıyorlar. Bunun yanı sıra yine Safure'nin söylediği gibi PR firmalarıyla çalışan hekimler var ve kendilerini bir marka haline getirmek istiyorlar. O anlamda da size sürekli iletişime geçip sizinle haber olmak istiyorlar. Türk hekim literatüre geçti, Türk hekim bu başarısıyla şuna imza attı filan gibi. Biz gerçekten doğruluğuna inandığımız, hocanın yayınını bulup PubMed gibi bilimsel alanlarda yayınlanmışsa ve gerçekten Türkiye'de ve dünyada o ilkse hocamızın söylediği gibi, o zaman bunları haberleştirmeye başlıyoruz. Çünkü pek çok hekim bizi arayıp şu alanda bir buluş yaptım, şu alanda bir sağlıkla ilgili bir yeni çalışmam var diyor. Ancak bunu tabii ki hekimlerin söylemiyle sadece haber yaparsak yanlış bir şey imza atmış olabiliriz. Bu anlamda ben mutlaka hocadan makalesinin adını, nerede yayınlandığını, bu konuda dünyada herhangi bir yayınlanmış bir haber var mı yok mu, daha doğrusu literatürde böyle bir şey var mı yok mu, mutlaka onların araştırmalarını da yapıyorum anahtar kelimelerle. Ve ne yazık ki literatür, hem sağlık iletişimindeki literatür hem de tıptaki literatür İngilizce. Bu anlamda İngilizce kaynaklardan da aramanız gerekiyor. Şöyle bir örnek yaşamıştım ben. Biz bir haber yaptık. Türkiye'de bir ilkti. Ve dünyada da bir ilkti. Yapılan literatürde aslında. Ancak kaynakları tararken biz anahtar kelimelerde bazı hocalarınkilerin yanı sıra başka anahtar kelimelere daha bakmamız gerekiyormuş. Bunu da bize Yunanistan'dan dönen bir hekim sayesinde öğrendik. Bu araştırmanın aslında daha önce de yapıldığını, farklı bir çalışma adıyla
birazcık çalışmanın içeriğinin değiştirilerek tekrar Türkiye'de yayınlandığını söyledi hoca bize. Onun üzerine biz haberimizi tekrar düzelttik, tekrar yayına verdik. Yani bu anlamda bilim haberciliği, teknoloji haberciliği, sağlık haberciliği hepsi iç içe. Ben Medi Magazin muhabiri olarak biraz sağlık ve bilim iç içe haber yapıyorum. O zaman bilim haberleri yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani sağlık sistemini bile etkileyecek haberlere imza atabilirsiniz yanlışlıkla. Sağlık haberliğinde, haberciliğinde yanlış ve yetersiz bilgilendirme sağlığını etkilediği için mutlaka dediğim gibi çok iyi araştırmak gerekiyor. Hem hekimi, hem literatürü, eğer kaynağımız hastaysa hastayı mutlaka araştırarak haber yapıyoruz. Bir de dediğim gibi size bilimsel yayınlardan bahsettim. Burada lider yayınlar da bu yanlışları çok yapıyorlar. Neden? Çıkar ilişkileri var. Sağlık bir kapital ve bu kapitalin ürünü olarak ne yazık ki bazı hekimlerde bunun içerisinde oluyorlar. Bu gösterdiğim örneklerde kanserin, bilgisayarlı tomografinin kanserin neden olduğuyla ilgili bir literatür çalışması. Evet, literatür sonucunda kanserin neden olabileceğiyle ilgili sonuçlar var. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kaç hasta üzerinde yapıldı? Ne kadar yüzde olarak kanser ortaya çıktı? Kaç hastada kanser ortaya çıktı? Ve yine tıpta fayda yarar ilişkisi vardır. Ve bu bilgisayarlı tomografiyi çektirdiğinizde sizin vücudunuza verdiği zararla tedavi olmanız durumunda, yani teşhis edildiğiniz kansersiniz ve tedavi edileceksiniz. Tedavi edildiğinizdeki fayda size bilgisayarlı tomografinin verdiği zarardan çok daha az. O nedenle bilgisayarlı tomografi kansere neden oluyor gibi bir haber yaparsak biz toplumda kanserin erken teşhisini önüne geçmiş olabiliriz. Yani bu anlamda sağlık haberciliği, tüm arkadaşlarımın da söylediği gibi topluma dokunan, halk sağlığına dokunan insanları çok ilgilendiren bir konu. Bu anlamda bizim de bilimsel yayınlardan da haber yapan bir organ olarak, bir sağlık muhabiri olarak mutlaka bunlara dikkat etmemiz ve fayda yarar ilişkisini de mutlaka gözetmemiz gerekiyor. Hepimizin ortak söylediği şeylerdi. Dediğim gibi bilimsel bitimler, ilaç firmaları, hekimler, Sağlık Bakanlığı paylaşmış ve sivil toplum örgütleri. Burada yine ilaç firmaları ile yapılan haberlere de çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim çok karşılaştığımız bir şeydi. Bize ilaç firmaları sürekli bülten gönderirler. Yeni çıkan ilaçları, etken maddeleri ile ilgili ve bu etken madde kullanan hastaların yüzde kaç oranında fayda sağladığı, eski tedaviye göre nasıl bir artış olduğu gibi sağlıkla ilgili bize bülten gönderirler. Bu bültende unutulmaması gereken şey sağlık PR'ın yapan firmaları firmanın sonuçta faydasını gözettiğini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Gelen bültenleri çok iyi irdelememiz gerekiyor. Bu bültenlerdeki metinleri birebir kesinlikle vermiyoruz. Ve o ilaçla ilgili gerçekten bu tedavi yeni mi? Ya da tedavi etkinliğiyle ilgili gerçekten bilimsel kanıtlar bunu gösteriyor mu? Bunları mutlaka kontrol ederek biz de haberlerimizi yapıyoruz. Aksi durumda hem o firmanın rakibi firmayı zor duruma düşürebilirsiniz. Bunun yanı sıra en başta tabii ki halk sağlığını etkiliyor, hekimleri etkiliyor. Ne yazık ki hekimler ve ilaç firmaları arasında da anlaşma yapan bir yapı da var ortada. Ve hekimlere özel haber yaptırıyor ilaç firmaları. O esken maddeyle yapılan sağlık tedavisinin illa doğrusu, tedavinin daha etkin olduğunu söyleyecek. Bütün hekimleri zan altında bırakmıyorum. Bazı hekimleri olduğunda göz önünde bulundurmak gerekiyor haber yaparken. Sağlık haberciliği yaparken klinik bilim ve epidemiolojiye hakim olmak gerekiyor. Epidemiolojide ne? Toplumda hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili oranları bilmek gerekiyor. Yani bir haberi yaparken o toplumda en çok görülen hastalığı haber yapmak her zaman daha iyidir. En çok diyabet, obezite haberleri çok yapılır. Bunun nedeni de aslında önlemek de. Hani sadece hastalık sonrası tedaviler değil, koruma. Sağlık Bakanlığı'nın da bu çok önem verdiği bir şey. Koruyucu sağlığı da öne çıkarmak gerekiyor. Ben de 5 dakika. Hemen bitiriyorum kısaca. WebMD aramalarından biz çok haber yapıyoruz. Doktorların
haberciliği gibi bir sistem oluşturuyor. Özellikle yurt dışında bu çok başladı. Hekimlerin kendi siteleri var ve bu sitelerde bilgiler veriyorlar ve oradaki araştırmacılar sağlık habercilerine bilgi kaynağı sağlıyorlar. Benim en çok kullandığım haber sitesi CareMD sitesi. Burada pek çok farklı kategoride haber var. İşte kardiyoloji, jinekoloji falan gibi alanları da ayırmış durumdalar. Bu anlamda internetin hayatımıza girmesiyle birlikte doktorların kendi sitelerinden de haber kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Henüz Türkiye'de çok yaygınlaşmış değil ama yurt dışında doktorlar sosyal medyayı ve medyayı çok kullanıyorlar. Gazetecilere de kaynak oluşturuyorlar. Burada örnekler vardı ama zamanımız kalmadığı için ne yazık ki gösteremiyorum. Sosyal medya üzerinden hekimler bir teşhis koyuyorlar ve bunu da haberleştiriyorlar. Kulak pamuğu kalmıştı hastanın karnında. O kulak pamuğunun ne olduğunu bulamıyor bir hekim ve kendi Twitter'ından paylaşıyor. Sonra bir asistan doktor ne olduğunu buluyor, fotoğrafını paylaşıyor ve hastayı tedavi ediyorlar. Bunu da o CareMD sitesinde haber yapmışlardı. Ben de Türkçe'ye çevirerek Medi Magazin'de yer vermiştim. Yine sosyal medyayı kullanmamız gerekiyor. Zamanımız olmadığı için çok bilemiyorum ama sosyal medyanın her anında yaz ve Twitter'da haber kaynaklarını takip etmek, doktorları takip etmek, her türlü sağlık çalışanını takip etmek, sağlık sitelerini takip etmek haber kaynağı açısından da bizi çok besliyor. Yine bunlar mutlaka her gazetecinin bilmesi gereken bir örnek. Sadece şu örneği de vererek bitireyim. Kaynağını vermeyeceğim haberin ama biz haberimizi yaparken mutlaka alanında uzman kişileri kullanmaya çalışıyoruz ve o kişinin gerekirse özgeçmişini de kontrol ediyoruz. Bu haberde estetik uzmanı kanserle, antibiyotikle malezma yani cilt kanseri arasında bir bağlantı olduğunu ve antibiyotiklerin buna neden olduğunu söylemiş. Ama söyleyen kişi hem fotoğrafı, hem ünvanı, hem açıklamaları aslında bir habercinin hiç yer vermemesi gereken bir haber örneğiydi bu. Bunu da nasıl yapılmamalı diye koydum. Son olarak da dediğim gibi hani arkadaşlarımdan farklı olarak biz klinik haberlerde yapıyoruz. Burada yaptığımız araştırmalarda bu piramidi kullanarak yapıyoruz. Meta analizler dediğimiz çok fazla kişiyi kapsayan ve çok fazla alan arasında yapılmış sağlık çalışmaları haber kaynakları en önemli kaynaklar. Bunlara dikkat almak lazım. 5 kişi, 10 kişi ve 50 kişi arasında yapılmış bir çalışmanın tıp sağlık haberi olarak çok önemi yok bizim için. Son olarak da, son olarak da üçüncü söylemiş bu arada ama hekimlerin diliyle ilgili çok problem yaşıyoruz. Biz onlara yönelik haber yazmamıza rağmen Latince konuşmalarından, söylem vermelerinden ve uzun uzun diye ders anlatır gibi açıklama yapmalarından çok problem yaşıyoruz. Mümkün olunca hocaya o yüzden dakika veririz. Hocam 10 dakika, 15 dakika ve mümkünse Türkçesini söyleyerek, açıklamasını yaparak bize açıklama yapar mısınız diyoruz. Benim en fazla karşılaştığım problemlerden bir tanesi de bu. Biz her ne kadar literatürden haberlerde yapsak en önemli etkiyi ulusalın yaptığı ve özellikle ünlüleri kullanarak yapıldığı haberler çekiyor. Angelina Jolie efekt diye bir efekt var dünyada ve meme kanserinin erken teşhisiyle ilgili Angelina Jolie'nin yaptığı etkiyi biz hiçbir bilimsel çalışmadan ne yazık ki yapamıyoruz. Angelina Jolie'nin etkisiyle gelenler olmuş. Ancak yine en son yaptığım bir röportajda meme kanseriyle ilgili cerrahi işlemler yapan bir hocamın dediği şuydu. Bu gen BRCA1 geni aileden geçen bir gendir. Bir tarama testi değildir bu. Bu tarama testi gibi hastanemize çok başvuruluyor. Sadece genetik problemi yaşayan kişiler bize gelmeli. Yani ailesinde öyküsü varsa bize gelmeli. Onun dışında bize gelen hastalar Angelina Jolie erken teşhisle kurtulmuş, ben de kurtulabilirim gibi geliyorlar. Ama bu kesinlikle doğru değil. BRCA1 geni ailemizden birisinde varsa ancak o zaman Angelina Jolie'nin yaptığı işlemi yapabiliyoruz diyor hocamız. Son olarak gazeteci hekim ilişkisine de değinip bitireceğim. Biz hekimlerle çok fazla çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı da paylaşmış, ilaç firmalarıyla çalışıyoruz. Pek çok bültenden de haber yapıyoruz. Ama
en çok hekimlerle görüştüğüm için ben. Hekimler gazetecilerden biraz korkmakla birlikte bunun yanı sıra farklı dilleri konuşuyoruz onlarla. Erkek kadın ilişkisi gibi hekimler ve biz hangisi erkek hangisi kadın açıklaması yapayım size. Sana bir türlü ulaşamıyorum. Deniyorum ama beni anlamıyor gibisin. Gazeteci burada erkek oluyor. Yani bir türlü hekime ulaşamıyor. Haberi yazmak istiyor ama bazı hoca eksik. Yani Türkçenin sonuçta nereye çekseniz gidebilecek bir dil de mutlaka haberi yaptıktan sonra hocaya bir hocam bunu mu dediniz diye mutlaka teyit ettirmek gerekiyor. Hocamıza ulaşamıyoruz. Çünkü çok yoğunlar. Ve aynı dille konuşamıyoruz. Biraz kadın erkek ilişkisi var aramızda ama yine de onu da aşıyoruz. Biz de bu konuda tabii hekimlerle görüşerek de artırıyoruz bu iletişimi. Çok teşekkür ediyorum. Birazcık daha var düşündüm ama zamanımız kalmadı. Dr. House'un şeyinden de, dizisinden de biz sağlık muhabirleri olarak kendime ben çok örnekler bulup oradan da haberler de üretiyorum. Dr. House gibi hekimlerle çalışmak umuduyla diyorum. Bitirmeli mi? Bu hatanın tek gereği sebebi
bunları kuralları olmalı. Yani 3 dakikada hastaya baktığı yerde ve muayene yapılmadığı bir yerden bahsediyoruz işte. O nedenle işte gittiğimiz hastaneye doğru ve gördüğümüz şey şu muayene değil, tahliye sonuçlarını getirdik. Buna hakkı var ekibinde. Haklı haksız gibi burada herhangi bir yargılama, herhangi bir şey yapmıyorum. Ama evet, PR durumda reklam, sağlık reklamcıları, haberciliği, bunun ötesine geçmiş olabilir. Onda şu da haklıyım, onda şunu söylemedi. Medya da medyanın görevi reklamla ilişkili. Ama haberciliğin kimde bir ayrım var. Gizli haber, gizli reklam, haberin içerisinde saklanmış reklamlar gibi üstadlar var. Bu çok kayda hangisi kimliğinin bir şey karıştığını bilmiyoruz. Tam da diyemiyoruz işte sektörlerin içinde. O yüzden de orada bakanlığın ilgilendirme açısından sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Ama bu aynı zamanda başka bir etkiliğe, başka olumsuz da kullanılabilir. Ters de kullanılabilir, yaşıyoruz da. Ben size bir şey burada söyleyeyim, çok kısa. Hani kariyer bitiren falan yoktu ama ben sağlıklı... Çok kısa, hemen bir örnek vereyim. Olaya katılıyorum da çok önce bir organ nakli cerrahı mesela. Bir hastanın ölümüne sebep olduğu için bayağı bir olay olmuştu. Hasta hastalığı hep örnek olduğu için... Yani şöyle, bize... Ben şahsen bana bu tür yanlışlıklarda uygulamaları veya doktorun hatasıyla ilgili çok gelenler oldu. Bakın biz hiçbirimiz doktor değiliz. Bu konuda eğitim almadık. Yani bunca yıllık tecrübemden şunu söylüyorum. İnsanlar bilmedikleri konularda yanılabiliyorlar. Yani hasta yanlış tedavi iddiasıyla geliyor, yanlış çıkabiliyor. Bakın bir doktor kolay yetişmiyor. Yani çok uzun yıllarını mesleğine adamış, çok uzun yıllar araştırma yapmış insanların da sadece bir kişinin iddiasıyla bana yanlış tedavi uygulandı. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani bunu nasıl gündeme getireceğiz? Asıl bu sorun. Ben şunu söylüyorum, benim önerim. Mutlaka gündeme getirilmeli. Yani hastanın çok ciddi iddiası varsa. Ama bu konuda tarafların görüşleri mutlaka olmalı. Ben eksiklik olarak bunu görüyorum. Yani çıkıp ben bana bunu bir doktor bunu yaptı, bunu söz verdi, yapmadı gibi iddialarda bulunan kişilerin iddiasına evet ciddi seyir verelim ama mutlaka hastanenin, doktorun görüşleri olmalı. Hatta eğer yargı intikal etmişse konu yargı süreci bile takip edilmeli ki bunu yapmıyoruz. Ne yazık ki yapmıyoruz. Belki o doktor yargılanacak. Yani bir kişinin hayatıyla bu kadar acaba oynama hakkımız var mı? Aslında bunu da tartışmalıyız. Tamam, aslında aslında yine burada fayda zarar da biraz önce bahsettiğim gibi yani o tedavide bu riskin oluşabilme ihtimalinin de değerlendirilmesi lazım. Zaten literatürde de bunlar geçiyor. Bu ameliyat yapıldığında yüzde atıyorum şu anda %1 hastada bu risk görülebilir. Bu komplikasyon mudur, malpraktis midir? Bunun çok iyi ayrımını yaparak haber yapmak gerekiyor. Ulusal medyada hepsi için demiyorum ama bazı kaynaklarda sadece olayı daha haberleştirmek, okunmasını sağlamak açısıyla sadece hasta açısından veriliyor haberler ne yazık ki. Bu bağlamda hekimlerin mutlaka Selma Hanım'ın dediği gibi görüşlerinin alınması gerekiyor ve yine bilimsel olarak da bu ameliyatın riskleri olduğu hastaya zaten anamnez formuyla veriliyor ve hasta bundan bilgilendiriliyor. Ama çoğu hasta bunu zaten okumadan ameliyata giriyor. Ve sonrasında da biraz da ne yazık ki bazı hastalarda tazminat alabilmek için de medyayı kullanmaya çalışıyorlar. Ben de bir düzeltme yapmak istiyorum. Önce sözüm yani şöyle yanlış anlaşılmış. Benim orada vermek istediğim örnek aslında maddi bir örnek değil, şöyle bir örnek. Yayıncılıkta bu sosyal medya veya geleneksel medya olsun bir reklam ve kaliteli içerik dengesi olması gerekiyor. Yani biz hep sosyal medyada bütün yani her yere baktığımız zaman hep reklamı yapıyoruz. Mesela her şeyi hep şunu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık. Yani bir haber kanalı da devamlı reklam izlerse, yani devamlı reklam yayınlarsa kimse izlemez. Bir haber yayınlanması lazım. Sonuçta bu haberleri de finanse eden şey bu reklamlar. Yani bu yüzden bir şekilde daha kaliteli haberler çıkıyor, daha kaliteli şeyler oluyor. O yüzden yani yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Özel olarak onu konuşmak istedim. Çok özel olarak konuşalım, çok özür dilerim. Peki, esas olan kendi istediğiniz reklam ve haber midir? Yani
tabii ki haberdir yani. Haber için, daha kaliteli bir haber için teknoloji ihtiyacımız var. Başka sorusu olan yoksa arkadaşlar? Bu güzel konuşmalarını bir şey yapmaya çok teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Yine Atatürk'te bir tane fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Bunun için yine buradan araç kaldırılacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun.